Sevgili izleyenler, Kayı TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteninden merhabalar diyoruz ve acı bir haberle, daha doğrusu kadınlara şiddet haberiyle bültenimize başlıyoruz. Sevgili izleyenler, Develi ilçesinde 7 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk'in kızları Eda ve Seda hastane bahçesinde anneler için gözyaşı döktüler. Develi'de ikamet eden 39 yaşındaki Leyla Berk, sabah saatlerinde 7 yıl önce boşandığı kocası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk'in, askerdeki oğlunu harçlık göndermek ve okula giden iki kızına bakmak için kısa süre önce bir işe girdiği öğrenildi. Muğla'da ikamet ettiği öğrenilen 43 yaşındaki cani koca İ.U.'nun, bir süre önce boşandığı eşi Leyla Berk'i, Develi Fenesi Aşağı Mahallesi terminal girişindeki Değirmen Ardı sokakta bıçaklayarak öldürdü. Eski eşini bıçaklayarak öldüren İ.U., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk'in, vatani görevini yapan oğluna harçlık gönderip okula giden 11 ve 13 yaşlarındaki iki kızına bakabilmek için zorlu bir hayat mücadelesi verdiği, kısa bir süre önce işe girdiği öğrenilirken, talihsiz kadının yakınları olayı haber alır almaz cenazenin kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastaneye gelen Leyla Berk'in kızları 10 yaşındaki E ve 13 yaşındaki S, annelerinin hayatını kaybettiğini öğrenince hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldular. Kız kardeşleri yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ölen Leyla Berk'in kardeşi Yusuf Berk, "Ablam sabah fabrikaya işe giderken önünü çevirmiş ve bıçaklayarak öldürmüş. Haber alınca ben de hastaneye geldim. 6-7 yıl önce boşanmışlardı ancak sürekli olarak hem ablamı hem de çocuklarını telefonla ve gelip giderek rahatsız ediyordu," diye konuştu. Olay, ablam işe gidiyordu, fabrikada çalışıyordu. İşe giderken yolunu çevirmiş, bıçaklamış. Neresinden bıçaklamış? Vallahi bilmiyorum neresinin olduğunu, bıçaklamış yani bir yerine. Boşandılar, 6-7 senedir ayrılardı. Rahatsız ediyordu, görüşmek istemiyordu ablam zaten. Kendi gelip rahatsız ediyordu çoluğunu, çocuğunu, ablamı. Telefonla mı rahatsız ediyordu? Telefonla, yolda gördüğü yerde, elinde pompalı silahla dolaşıyordu. Peki önceden şikayette falan bulunmuş muydu? Birkaç defa şikayette bulunduk. Ne oldu? Savcıyla. Ondan sonra yasak falan getirdiler. Evden uzaklaştırma falan getirdiler. İçeriye falan da atmadılar. O, Muğla'da ablası varmış. Onun yanına gider gelirdi. Haberi ben inşaata çalışmaya gitmiştim. Oradan telefon geldi Yahyalı'dan. Oradan aldım haberi. 3 tane çocuğu vardı. Askerde, evet, ablam ona para göndermeye çalışıyordu. Seda, Eda, bir Selim. Selim askerdi, 19 yaşında. Eski eşi Leyla Berk'i kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı İ.U., emniyetteki sorgusunun ardından Develi İlçe Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan İ.U., tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamam, ben gelirim abi. Evet, kumar konusunda emniyetin hiç affı yok sevgili izleyenler. İlimizde illegal yollarla kumar oynatıkları tespit edilen 3 ayrı adrese emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği baskında kumar oynadıkları ve oynattıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde tespit edilen 3 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda çalışma ruhsatı olmayan yerlerde kumar oynatan ve oynayan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin baskın yapılan yerlerde yaptığı aramada kumarda para yerine geçen 98 oyun pulu, oyun kağıtları, yazboz ve hesap defterleri ele geçirildi. Evet, tahkim kurulu bültenimize devam ediyoruz ama Ticaret Odası'ndan sevgili izleyenler. Evet, Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi ve toplantıda üyelere seslenen Meclis Başkanı Mehmet Filiz, tahkim kurulunun kurulacağını duyurdu. Kayseri Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısını Rifat Hisarcıklıoğlu toplantı salonunda Meclis Başkanı Fevzi Filiz'in yönetiminde gerçekleştirdi. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz, toplantının başlangıcında Ekim ayında alınan kararları meclis üyelerinin imzasına sundu. Filiz daha sonra gündeme alınan diğer konuları aktarıp üyelerin görüş ve oyuna sunarak karara bağladı.
Meclis Başkanı Filiz daha sonra meclis üyelerine hitaben konuşma gerçekleştirdi. Üyelere tahkim kurulu kurulacağının bilgisini veren Filiz, mahkemelerin iş yükü dolayısıyla davaların uzun sürdüğünü vurgulayarak, ticaretle ilgili konuların çözüme kavuşturulabilmesi için tahkim kurulu ve hakemler kurulunun oluşturulması çalışmalarına başladık. İfadelerini kullanıp yalnızca İzmir, Ankara ve İstanbul'da çalışmalarını yürüten tahkim kurulu ve hakemler kurulunun ilimizde de çalışmalar yapması yönünde karar alındığını duyurdu. Önerici hakem varsa başvuru yapabilirler. Sanıyorum özgeçmişleriyle başvurmaları, sekreterliğimize başvurmaları yetecektir. Daha sonra çalışmalar konusunda bilgi verilecek. Sadece bir ayrıntı. Mahkemeler çok iş yükü olduğundan dolayı davaların incelenmesi, sonuca kavuşturulması son derece uzun, aylar bazen yıllar sürüyor. Bunun daha kısalması için biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde olan ombudsmanlık müessesesi var. Aynı zamanda bir tahkim müessesesi de var. Yani bizim gibi meslek kuruluşlarına bu tür yardımcı kuruluşlar diyeyim, kurma imkanı verilmiş. Bu çerçevede bizim de şehrimizde olabilecek, şehrimizin tüccariyle ilgili olabilecek tahkim konusunda bir çalışma başlattı benim bildiğim kadarıyla yönetim kurulu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da tahkim kurulu bulunan illerde incelemelerde bulunduklarını ve bu tahkim kurullarının nasıl işlediğini araştırdıklarını belirterek Kayseri'de de bir tahkim kurulu kurulmasını gündeme getirdik. Bu tahkim kurulunun içinde hakemler kurulu da bulunacak. Bu hakem kurulunda Kayseri Ticaret Odası bünyesindeki meslek komitelerinden mesleğinde duayen, meslektaşları arasında sözü dinlenen kişilerin de olmasını istedik. Bu nedenle de Kasım ayı sonuna kadar her meslek komitesinin hakem adayını kısa özgeçmişiyle birlikte Kayseri Ticaret Odası Sekreteryası'na bildirmesini istiyoruz. Aralık ayı içerisinde de tahkim kurulunu hayata geçirmek arzusundayız diye konuştu. Hakemler kurulunu oluşturabilmesinde bizlerin her meslek komitesine birer tane komitenin ombudsmanı ya da dinleyen kişiliğiyle en az bir tane olmak üzere bizlere isim verilmesi, onların özgeçmişleriyle birlikte verilmesi ve bunlar daha sonra yani bu verilenler tamamıyla hakem olacak anlamına gelmiyor yani. Bunlar dışarıdan da atanabilir yani bu ille de bunlar hakemlik yapacak anlamı da gelmiyor. Ancak neden bizden birileri olmasın diye düşündüğümüz için de her meslek komitesine en az bir tane birine mesleğinde duayen olan kişilerden alınmasını uygun gördük. Bu anlamda sizden meslek komitelerinizle bu konular görüşürken birer tane bu ay içerisinde, Kasım ay içerisinde bildirmenizi rica ediyoruz. Ve sevgili izleyenler, yaklaşan mahalli idare seçimleri diyoruz ve bu seçimlerle ilgili kısaca bir haber de özellikle nabız haberi diyorum. Evet, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan mahalli idareler seçimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar hız kazandı ve seçime katılacak olan siyasi partiler birer ikişer adaylarını tespit edip kamuoyuna tanıtıyorlar. İşte biz de sokağa indik ve Kayseri'li seçmenin yerel yöneticilerden bekledikleri en önemli hizmetin ne olduğunu sorduk. İşte vatandaşın vermiş olduğu cevap diyoruz. Yerel seçimler yaklaşırken birbirinden güçlü isimler vaatlerini ve adaylıklarını açıklıyorlar. Peki bu konuda vatandaşımızın belediyeden beklentileri neler? Kayseri'nin nabzını birlikte tutalım. Kayseri'de şu an umduğumuz benim nazarımda yapılıyor yani. Şu an beklentilerimizi karşılıyor. Ama daha belli bir düzeyde beklentilerimiz üzerine çıkacak kişiler olursa yani niye düşünülmesin yani? Yani insan ister ki yani memleketinde beklentilerini karşılayabilecek, o şeye sahip yani hizmet getirebilecek kişilerin olmasını en ön planda tutulur. Vallahi şu anda ne diyeyim? Ulaşım. Belediyemiz şu durumda dört dörtlük çalışıyor gene şu. Belediyemizin daha güzel çalışmasını isterik yani ya. Benim gözümde şu anda en büyük sıkıntı trafik sıkıntısı. Bunu kim vaat ediyor, nasıl vaat ediyor bilemiyoruz ama acilen bunun çözülmesi gerekiyor. Bir takım mahallelerin arka taraflarında hala kalitesiz kömür yanmakta. Ve bunlar yani gerçekten nefes alamıyoruz. Yerel seçimler öncesinde halkımızın beklentileri böyleydi. İlerleyen günlerde farklı konu ve gündemlerde halkımızın nabzını tutmaya devam edeceğiz.
Sevgili izleyenler, sürücülerle ilgili bir haber ama gündüz far yakılması deniyor. Evet, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu toplantısında araç sürücülerinin gündüzleri özellikle şehirler arası karayollarında araçlarının yakını gösteren farlarını yakmaları yönünde karar alındı. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu toplantısında gündüzleri araçların kısa farlarını kullanmalarının trafik kazalarında %24'lük bir azalma meydana getirdiği tespit edilmiş olup, trafik güvenliğinin sağlanmasında görmek kadar görülmenin de önemi göz önüne alınarak, sürücülerin gündüzleri araçlarının yakını gösteren ışıklarını yakmalarının trafik güvenliği açısından çok önemli olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda gündüzleri kasa farların kullanılmasını teşvik ve bu konuya öncülük etmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı tüm resmi ve sivil hizmet araçları seyir halindeyken kısa far lambalarının açık tutulması için tüm görevlilere talimat verilirken biz de konuyu daha geniş kapsamlı olarak vatandaşlarımıza iletmek üzere Trafik Şube Müdürlüğü'nde trafik kazası bilirkişisi eğiticisi olarak görev yapan Komiser Mustafa Kula'dan bilgi aldık. Kula mikrofonlarımıza yaptığı değerlendirmede gündüzleri kısa farların kullanılmasının bir alışkanlık haline getirilmesi, trafikte duyarlılığın artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi için tüm sürücülerin bu hususta katkıda bulunarak gündüzleri seyir halindeyken araçlarının kısa farlarını yakmalarını talep edip konuya titizlik ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Son zamanlarda Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarının önüne almak için yapılan çeşitli çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de Sayın İl Emniyet Müdürü'nün teşvikleriyle şehir içlerinde ve şehirler arası yollarda kısa farların açılması. Gündüz dahi olsa kısa farların açılmasında görmek kadar görülmenin de önemli olduğundan karşı tarafın sizi daha önce görmesini, algılamasını ve kaza yapma oranını yapılan bazı istatistiklere göre %24 oranında düşürmekte. Buna daha çok dikkat etmek amacıyla Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Aydın'ın emriyle resmi ve sivil tüm ekip araçlarımız gündüzleri de kısa farlarını artık yakmaya başladılar. Vatandaşlarımızın da Sayın Başbakanımızın da 2020'ye kadar söz vermiş olduğu gibi ölümlü kazaları %50'ye düşürme oranındaki sözünü boşa çıkarmamak ümidiyle gündüzleri kısa farlarını yakarak görünmelerini sağlamaları açısından bizlere yardımcı olmalarını, kendilerinin görünmesini daha iyi hale getirmeleri konusunda tavsiye ederiz. Bize sadece kısa farlarını yakarak yardımcı olsunlar. Özellikle şehirler arası yollarda, özellikle yol çalışması olan yerlerde mutlaka ama mutlaka gündüz de kısa farlarını yaksınlar. Ve genç sanayicilerin yine ziyaretiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler bültenimize. Kısa adı GESİAD olan Kayseri Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerinin ihracatlarına katkıda bulunmak ve yurt dışına açılımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ülke tanıtım toplantılarına Gine'yi tanıtarak devam edildi. GESİAD üyeleriyle bir araya gelen Gine Büyükelçisi Doğu Banuro, Gine'deki ticaret ve yatırım olanaklarını anlatıp Gine'deki imkanlar anlatmakla bitmez. Gelip yerinde görmeniz gerekiyor ifadelerini kullandı. Altınsaray Otel'de gerçekleştirilen ülke tanıtım toplantısında katılımcılara ülkesini tanıtan sunum gerçekleştiren Gine Büyükelçisi Dauda Bangura, ülkenin önemli yeraltı kaynaklarının olduğunu, 6 ay boyunca yağmur alması ve yumuşak bir iklime sahip olması sebebiyle önemli ürünlerin yetiştirildiğini belirtti. Ülkede üretimin olmaması sebebiyle çok önemli yatırım olanaklarının olduğunu söyleyen Büyükelçi Bangura, yeraltı kaynaklarının yanı sıra hayvancılık sektöründe de önemli imkanların olduğunu ve diğer Afrika ülkelerinden farklı olarak hayvancılıktaki hastalıklara karşı önemli önlemler alındığını söyledi. Sunumunda 300 kilometre okyanusa kıyısı olması sebebiyle ülkede balık sektörünün küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu belirten Büyükelçi, ülkede bir bölümün tamamen orman olması sebebiyle kereste konusunda hiç eksiklik yaşanmadığını, aksine o anlamda da önemli yatırımlar yapılabildiğini dile getirdi. Sunumunda hemen her sektörün yatırım imkanlarından ayrıca bahsedilirken, yine de 25 milyar ton rezerv bulunduğunu ve bu rezervlerden 18 milyar tonunun işlenmemiş olması önemli bir bilgi olarak aktarıldı. 150 milyon ton kalker rezervi ve 500 bin ton nikel rezervinden özellikle bahseden Büyükelçi, ülkede ulaşım ve altyapı için önemli fırsatlar olduğunu, otoyol, demiryolu ve havaalanlarının inşa edileceğini, enerji olarak hidroelektrik santralleri ve yenilenebilir enerji fırsatlarından bahsederek enerji ve inşaatı,
inşaat sektörü imkanlarından da bahsetti. Yine de üretim tesisi olmadığı için yetiştirilen meyvelerin çöpe gittiğini belirten Büyükelçi Bangura, ülkede üretim olmadığı için yetiştirdiğimiz ürünler ya çöpe gidiyor ya da çok ucuz fiyatlara dışarıya satılıyor. Ülkelerinde üretim olan firmalar tarafından o ürünler işlenip yeniden bize satılıyor. Ülkede üretim tesislerine ihtiyacımız var. Tesislerin inşa edilmesi için inşaat sektörüne ihtiyacımız var. Bunların hepsi Türkiye'de mevcut ve çok kaliteli olduğunu biliyorum. Türkiye'deki gayrimenkul ve inşaat sektörünün gücünü, kalitesini bildiğim için Gine'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı davet ettim. Eminim gelip görünce Türk yatırımcıların ülkeye gelmesi için o da çok ısrarcı olacaktır diye konuştu. Yine hükümetinin yatırımlarla ilgili olarak kolaylık sağladığını, hatta bunun için yasa bile çıkardığını belirten Büyükelçi şunları söyledi. Yatırım yapan firmalardan 5 yıl boyunca vergi alınmıyor. Yine de iki ülke arasında malların korunma yasası mevcut. Yani yatırımcılar endişeleri olmadan ticaretlerini, yatırımlarını yapabilirler. Hükümet bunların hepsine garanti veriyor. Yine'deki imkanlar anlatmakla bitmez. Gelip yerinde görmeniz gerekiyor. Programın sonu soru cevap şeklinde geçerken GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş günün hatırası olarak yine Büyükelçisi Dado Bangura'ya hediye takdim etti. Evet, Melik Gazi'de arsa satışı var diyor sevgili izleyenler. Bu haberle bültenimize devam ediyoruz. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Cafer Bey, Osman Kavuncu, Gesi, Fatih, İnecik, Eğribucak, Demirciler, Erenköy, Kıranardı, Tontar, Bahçeli Evler, Battalgazi, Kapalı Çarşı, Gesi Kayabağ mahallelerinde bulunan toplam 64 arsa ihaleyle satışa sunuldu. Konut arsaların 400 metrekare ile 8000 metrekare arasında, dükkanlar ve ticaret arsalarının ise 10 metrekare ile 2750 metrekare olarak değiştiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 64 arsadan 60'ının satışının gerçekleştirildiğini, 3 arsa ile 1 dükkanın ise 15 gün süre pazarlığa bırakıldığını açıkladı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ihalemize katılımın yoğun olması son derece sevindiricidir. Satışı yapılan arsalardan 27 milyon 908 bin Türk lirası gelir elde ettik. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız Melikgazi'mizin hizmetlerine imkan sağlamaktadır. Bu ihalede 65 arsanın satışını yoğun katılımla tamamladık. Son 2 hafta içerisinde 129 arsanın ihalesini gerçekleştirdik. Cafer Bey, Osman Kavuncu, Gesi Fatih, İnecik, Eğribucak, Demirciler, Erenköy, Kıranardı, Tontar, Bahçeli Evler, Battalgazi, Kapalı Çarşı, Gesi Kayabağ gibi 13 ayrı bölgedeki arsa satışı internet üzerinden yayınlanarak şeffaflık örneği bir kez daha sergilendi dedi. Melikgazi Belediye'mizin bugünkü arsa satışlarıyla ilgili oldukça yoğun bir talep söz konusuydu. Şeffaf bir şekilde yapılan ihaleler sonrasında yaklaşık 28 milyon TL'lik bir gelir sağlanmış oldu. Gelişen, güzelleşen Kayseri'mizde Melikgazi bölgesi adeta cazibe merkezi olmuş konum ve durumda. Dolayısıyla inşallah buradan elde edilecek gelirler ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alan kardeşlerimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah ödemeyi, edasını nasip eylesin. Amin. Huzur içerisinde hayırlı hizmetlere de vesile olsun diyoruz. Melikgazi bölgemiz doğusundan batısına tüm bölgelerinde yollarının yapılan asfalt çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla sorunları olmayan bir bölge halinde şehrimizde en güzel hizmet alanı olarak anılmakta. Dolayısıyla da bu yoğun talep bunu da adeta göstermekte. Ben katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum, alan almayan. Bu arada gerçekten seviyeli bir şekilde yapılan bu ihale çalışmasının da örnek teşkil ettiğini buradan belirtmek istiyorum. Alanlara hayırlı olsun diyorum. Bu ihalemiz aynı zamanda canlı yayında internet üzerinden naklen de yayınlanmıştır. Mülkiyeti belediyeye ait arsaların Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan ihalesine katılımın yoğun olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, arsanın satışı ile ilgili ihalenin belediye meclis salonunda gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Melikgazi'ye devam edelim diyoruz sevgili izleyenler. Farklı bir haber, fidan dikimi diyoruz bu sefer de. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl binlerce fidanı öğrencilerin ve bölge halkının katılımlarıyla toprakla buluşturduklarını duyurdu. Ağaca, toprağa bir küreye bir kişi alıp sürekli o değil de biri diğerine vererek ortaklaşa ağacı dikiyoruz.
Sonbahar döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını ve yapılan çalışmalarla şimdiye kadar 12 bin fidan dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Konaklar ve Gürpınar bölgelerindeki park ve yeşil alanlarda öğrencilerin katılımıyla 800 fidan dikimini gerçekleştirdik. İlk önce Konaklar Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi yanında yer alan park alanında 500 fidan dikimini öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Bu alandan sonra Gürpınar bölgesine geçerek burada Gürpınar Ortaokulu çevresiyle bu okulun yanında yer alan park alanında 300 fidanı yine öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturduk. Fidan dikiminde en önemlisi semt halkının özellikle öğrencilerin ve çocukların katılımlarını sağlıyoruz. Bugün okul, muhtarlık ve refüjlerde fidan dikimini gerçekleştirdik dedi. Hadi bakalım. Acil olsun. Özellikle yeşil alan olarak planda tahsis edilen alanlarda fidan dikimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu fidanların dikimi sonrası yapılan bakım, gübreleme ve sulama çalışmasının da çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, dikilen fidanları semt halkına özellikle çocuklara ve öğrencilere zimmetlediklerini sözlerine ekledi. Evet, Talas'ıyoruz sevgili izleyenler. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ın kişisel araştırmasıyla ilimizden askere gidip 93 Harbi, Yemen, Sarıkamış, Çanakkale, Sakarya Savaşları'nda şehit düşmüş askerler için yakılan ağıtlardan oluşan bir albüm hazırlandı. 22 eserden oluşan ve Kayseri Şehitlerinin Türküleri albümünde İzzet Altınmeşe'den Musa Eroğlu'na, Zara'dan Turgay Başyaylan'ın da yer aldığı, çok sayıda ünlünün sesleriyle hayat verdikleri Kayseri Şehitlerinin Türküleri albümü tanıtıldı. Hocam. CD ve DVD olmak üzere iki farklı formatta hazırlanan albümü şehrin kültürel hafızasına dahil etmek istediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Amacımız geleceğimiz olan yavrularımızın geçmişimizi türkülerle, ağıtlarla öğrenmesi ve şehrimizin hafızasına katkı sunmak" dedi. Başkan Yıldırım 5 yıllık araştırmanın ardından Kayseri ağıtlarına ulaştığını belirterek, Türk halk müziği sanatçısı Recep Ergül'ün sanat yönetmenliğinde albümün hazırlandığını açıkladı. Albümde Yemen, Sarıkamış, Sakarya ve Çanakkale gibi savaşlarda Kayseri'den yakılan ağıtların büyük bir titizlikle derlendiğini kaydeden Başkan Yıldırım, eserin oluşmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti. Bu yaptığımız çalışma inanıyorum ki çocuklarımızın hafızasında ciddi yer edinecek. Milli kültürün oluşması, milli hafızanın oluşması noktasında bu tür eserlerin ayrı bir önemi ve yeri var. Hatta tarih kitaplarındaki yazılanları toplum yeterince takip etmez ama bu tür eserleri mutlaka herkes takip eder ve yaşar. Dünyanın şu anda en önemli ve en büyük eseri, edebi eseri Manas Destanı'dır. Ve Manas Destanı asırlardır söylene söylene devam etmiştir. Bundan olmak üzere de biz de türkülerimizle, ağıtlarımızla yaşayan bir milletiz. Bizler tabii bu eserleri çalışma noktasında sanatsal olarak da ayrı bir önem verdik. Sevdirmek açısından bu çalışma telif hakları alınmış, bandrolü alınmış ve dilediği kadar da eline geçen insanımız çoğaltabilecek düzeyde. Albümde yer alan ağıtları ilerleyen günlerde düzenlenecek bir konserle vatandaşa duyurmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bu çalışmayı konserle taşlandıracağız. Sadece okullarda albümü dağıtarak sınırlı tutmuyoruz. Kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere göndereceğiz. Çünkü bu değerler millete aittir. Kimsenin uhdesinde kalması gereken değerler değildir" şeklinde konuştu. Bunu bir konserle de taşlandıracağız. Tabii bu çalışmalar usul ve anlam noktasında böyle daha iyi olur düşüncesi içerisindeyiz. Yalnız bunu öğretmenlerimize sınırlı tutmuyoruz. Bütün öğretmenlerimize vereceğiz. Talas'taki öğretmenlerimize, Kayseri'deki öğretmenlerimize, her bir okulumuza göndereceğiz. Kamu kuruluşlarına göndereceğiz. Kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına göndereceğiz. Siyasi partilere göndereceğiz. Çünkü bu değerler millete ait değerlerdir. Kimsenin uhdesine kalması gereken bir husus değildir. Bu çalışmanın temel amacı da budur. Sevgili izleyenler, Koca Sinan diyoruz. Koca Sinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Barajı kıyısına yapılmakta olan sahil yoluna ulaşım akışını sağlamak amacıyla köprü yapımına başladıklarını duyurdu. Sahil yolunda araçların rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla yeryüzü şekillerinin durumuna göre çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, sahil yolunda seyahat imkanı sağlamak amacıyla yolun hem akışını kolaylaştırmak hem de sel ihtimalinden korumak amacıyla bir köprü yaptırıyoruz dedi.
Yıldız ayrıca Yamula Barajı kıyısına yaptıkları sahil yolu üzerine menfez uzunluğu 60 metre, yaklaşık maliyeti de 264 bin lira olan köprünün yapımına başladıklarını belirterek, sahil yolunda Kuşçu bölümünün tamamlanmasından sonra Çevril etabının da son aşamasındayız. 70 kilometreye ulaşan göl uzunluğu, 82 milyon metrekarede göl alanıyla küçük bir deniz olan Yamula Barajı sahilinde kepçe ve griderlerimiz yol ve köprü için çalışıyor. 6,5 metre genişliğinde, 4,5 metre yüksekliğinde ve 60 metre uzunluğundaki köprüyü tamamlamak için gayret ediyoruz. İnşallah 15 gün içinde köprü tamamlanacak diye konuştu. Tutacağım. Sahil yolunun 12 milyon dolara mal olacağını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, sahil yolunun Ebiç, Dada, Kemer, Emmiler, Taşan, Çevril ve Kuşçu gibi 7 mahalleden geçeceğini, 12 metre genişliğinde ve 32 kilometre uzunluğunda olmasının planlandığını, sahil yolunun 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığını sözlerine ekledi. Evet, Hacılar'la devam edeceğiz sevgili izleyenler. Yapımı hızla devam eden Hacılar Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Erdem çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu kolonların tamamı götüne atılmış. Bir buranın tabiyesi. Küçük küçük. Yeni Mahalle Kayseri Caddesi üzerinde yapımı süren Hacılar Kültür Evi inşaatında daire amirleri ve yapı denetim görevlileriyle birlikte incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Erdem, yeni yılla birlikte kültür evinin hizmete gireceğini vurguladı. İnşaat yetkililerinden bilgi alan Başkan Erdem, inşaatın hızlı ilerlediğini belirterek yeni yılla birlikte hizmete sunulacağını söyledi. Başkan Erdem, bu kültür merkezi Hacılar'da sosyal ve kültürel boşluğu dolduracak. Tiyatrosu, kütüphanesi, fitness salonu ve dershaneleriyle gençlerin, hanımların, beylerin ve tüm halkımızın kullanabileceği sosyal bir mekan, kültürel bir mekan haline gelecek. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz kütüphanenin genişliği, fitness salonunun genişliği, yaklaşık 400 kişilik tiyatro salonunun genişliği ile inşallah yılbaşını Hacılar halkının hizmetine sunulacaktır diye konuştu. Kültür merkezi inşaatını yetkili arkadaşlarımızla, mühendis arkadaşlarımızla beraber gezdik. Nasıl gidiyor, ne zamana bitecek, eksik son yapılması gereken rutuşlar nelerdir? Onları ilgili firmadan aldık. Kendisi bizi bilgilendirdi. İnşaat gayet iyi gidiyor. İnşallah yılbaşına açılacağını hesaplıyoruz. Bu kültür merkezi Hacılar'da kültürel ve sosyal bir boşluğu kapatacağını düşünüyoruz. Gerek tiyatrosuyla, gerek kütüphanesiyle, gerekse fitness salonuyla ve dershaneleriyle gençlerin, hanımların, beylerin, hepsinin, tüm halkın kullanabileceği sosyal bir mekan, kültürel bir mekan haline gelecek. Aşağıda arkadaşlarımızla gördük. Kütüphanenin genişliği, fitness salonunun genişliği, yaklaşık 400 kişilik tiyatro ve çok güzel sahnesiyle beraber inşallah yılbaşına hacıların hizmetine sunulacak diye düşünüyoruz. Geç evlenenler için kötü bir haber. Niçin diyeceksiniz? Hemen belirtelim. Sevgili izleyenler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir süredir evlenme imkanı bulamayan çiftlere 10 bin liralık kredi desteği sunmaya hazırlanıyordu. Ancak herkesin merakla beklediği bu çalışmaya dair son ulaşan haberler keyifleri kaçırdı. Zira yeni haberlere göre bu krediden faydalanmak için bakanlık yaş sınırı getiriyor. Bize sokaktaki vatandaşın konuya nasıl yaklaştığını şöyle bir sizlerle paylaşmak istedik ve sorumuzun karşılığında verilen cevaplar diyoruz. Yeni haliyle kredi desteği lise mezunlarına 24, üniversite mezunlarına ise 26 yaşına kadar evlenmeleri halinde sağlanacak. Alt sınırı 18 olan ve evliliklerinin ilk yılında çocuk yapan çiftlerin kredi ödemelerini bir yıl erteleyebileceği belirtilen bu uygulamaya dair biz de vatandaşın düşüncelerini sorduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni evlenecek lise ve üniversite mezunları için 10 bin lira faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bakalım vatandaşımız bu konuda neler düşünüyor? Bence güzel bir şey ve katılıyorum. Onaylıyorsun. Evet, onaylıyorum. Vallahi uygun olur, daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eğitim alan bir kişi sonuçta öğrencinin her türlü şeye ihtiyacı vardır. Gerek burs olsun, gerek şey olsun. Yani iyi olmuştur. Bence böylesi daha iyi. Evlenmeye yaklaştırdı beni abi. Bence de yani güzel bir yaklaşım. Hem yani gençlerimize yani yeni maddi destek. Evet, yeni, yani bence güzel bir şey. Ben de duydum. Yani sevindim.
kendim ben açımdan. Ben de çok sevindim yani. Gençlere bir umut yani. Şimdi bu devirde evlenmek çok zor. Maddi destek. Hele sıfır faizli diye duymuştum. Evet. Bunun ya, şeyi çok fazla yani getirisi. Bence çok güzel bir şey yapmışlar. Vallahi güzel bir şey. Özümü sevdim. Fakir fikariye iyidir yani. Yaş bir kere yani nasıl diyeyim çok küçük. Şimdiki duruma göre çok erken. Evet sevgili izleyenler, bültenimize kısa bir reklam arası diyor arkadaşlarımız. Reklamlardan sonrasında ise kaldığımız yerden bültenimize devam edeceğiz. İstikbal'den terapi gibi kampanya. Enerjik uyanmanıza yardımcı olan Ametis terapi serisi yataklar şimdi %30'a varan indirimlerle. World'e özel 5'in fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. Hiç değişmeyen lezzetleri tarihi bir Kayseri evinde yakalamak isterseniz, bazen damağınız farklı tatları da arıyorsa aklınızda bulunsun, biz buradayız. Sizler için özel hazırlanan odalarımızda isterseniz bir organizasyonla kimseyle bir bağlantınız olmadan sürprizler yapabilirsiniz. İş dünyasının yoğun temposu içerisinde sizin de uğrak bir yeriniz olsun. Alameti Farika'da iş dünyasının hızlı akışına ayak uyduracak kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşınızda olacağız. Huzur dolu bir ortamda günün hatta haftanın yorgunluğunu doyumsuz bir keyfe çevirebilirsiniz. Alameti Farika. Rezervasyon için 232-10-80. Haklısınız. En güzel yemeği anneler yapar. Sonra biz. Uçak, tren ve otobüsle gideceğiniz her yere uygun bilet. Hani nerede? Tıkla tıkla bilet.com.tr. Sınıf ortamında öğrencilerin derse odaklanmaları önemlidir. Astronotla önceden konuları öğrenen öğrencilerin dersi pekiştirmesi daha kolaydır. Siz de çocuğunuzun başarısını artırmak için Astronot'tan destek alın. Öğrenciler artık yanlarında öğretmen olmadan eksik kalan derslerini astronot.com.tr ile tamamlıyor. Ev rahatlığında eğitim ortamı sunan Astronot'la ders saatleri esnek hale geliyor. Ve çocuğunuz istediği yerde, istediği zamanda derslerine eğlenerek çalışıyor. Astronotla eğlenerek öğrenin. Çocuğunuzun geleceği için astronot.com.tr size bir tık kadar yakın. Öğrenmenin kısa yolu astronot.com.tr. Alıyoruz. Bellona'dan evini döşeyen herkes 1200 lira değerinde hediye kazanıyor. Ayrıca %30'a varan indirimlerle evlerinde şıklığa, modaya, rahatlığa yer açıyor. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Seçeneklerinizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor. Seyirci kalmayın, keyfini çıkarın. Tele Dünya. Televizyonunuz Kay TV artık Tele Dünya 129. kanalda yayında.
Sana bazalar sapasağlam, güvenilir ve emniyetli. Üstelik siz uzun yıllar kullanın diye tam 5 yıl garantili. Bellona baza hayatın içinde, hayat onun içinde. İyi ki ona rastladım. Yeni vizyonu, yeni misyonuyla Kayseri Haber tüm bayilerde. Kayseri Haber okuyun, haberiniz olsun. Kayseri Haber'e ilan ve reklamlarınız için 235 84 84 235 63 63. Sevgili izleyenler, güncel haberlerden sonrası spordaki gelişmeler diyoruz ve her zaman olduğu gibi yerimizi alıyoruz ve spordaki gelişmeler derken sezonun 10. haftasında oynanan Medikal Park Antalyaspor Kayserispor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi. Antalyaspor'ta karşısında Kayserispor'un kalesini koruyan genç kaleci Gökhan Değirmenci ise sevgili performansla göz doldurdu ve teknik heyetinde alkışını kazandı. Kayserispor'da Antalyaspor deplasmanının ardından takım kulüp tesislerine dönerek günü izinli geçirdi ve çarşamba günü itibaren Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak olan Kayserispor'da basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu moralli ve istekliyiz açıklamasında bulundu. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan ve karşılaşmayı 2-2'lik skorla tamamlayan Kayserispor'da teknik direktör Prosineçki karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede çok önemli ve kritik bir karşılaşma oynadıklarını belirterek şunları söyledi. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Maçtan önce de zaten o şekilde değerlendirmiştik. Maçın geneline baktığımız zaman karşılıklı atakların, karşılıklı gol pozisyonlarının iki taraf içinde olduğunu gördük. Özellikle penaltı pozisyonu maçın kırılma anlarından biziydi bizim için. Orada golü yemeyip tekrar oyuna dönmemiz, sonra öndeyken bizim direğe takılan şutumuzla maalesef orada maçı bitiremeyişimiz ve karşılıklı pozisyonların yaşandığı ve skorun da adil olduğunu düşündüğümüz bir müsabaka oldu. O yüzden bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Sadece son dakikalarda deplasmanda 2-1 önde giren bir takım olarak orada maçı bitiremeyişimiz ve gol yiyip maalesef bir puana razı olmamız bizi üzen nokta. Son dakikalarda gol yeme alışkanlığımız maalesef devam ediyor. Bunu bir türlü şeytanın bacağını kıramadık. Ümit ediyorum ki bugün ortaya konan mücadele güzeldi. İlerleyen haftalarda biraz daha dikkat edersek, biraz daha inancımız ve irademiz daha fazla yerinde olursa ümit ediyorum ki galip gelerek haftalardır sürdürdüğümüz bu galibiyet orucuna bir son vereceğiz. Sarı kırmızılı futbolcu Zurab'da deplasmanda alınan bir puana sevinemediklerini ama kötü de olmadığını kaydetti. Deplasmanda Antalyaspor'a karşı yaptığımız düşünce, hazırlık buraya 3 puan içindi almak ve 3 puanla birlikte ilk galibiyetimize daha iyi şekilde lige tutunmakta. Ama tabii ki de Antalya deplasmanı 1 puan almak zor. Onlar da iyi bir takım, ellerinde de iyi futbol oynuyorlar. O yüzden bizim de aldığımız 1 puanı bir deplasmanda alınan bir kazanç olarak görmek gerekiyor. Ve bundan daha iyisini artık önümüzdeki ilk maç olan Beşiktaş maçında sahamızda seyircimiz desteğiyle yapmak zorundayız. O yüzden tabii ki de sonuç olarak çok mutlu buradan ayrılamıyoruz. Ama 1 puana da en azından bir teselli olarak bakmak gerekiyor ve bizi pozitif olarak Beşiktaş maçına motive edeceğini düşünüyoruz. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medikal Park Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'un sahaya çıkan ilk 11'inin defansif ağırlıklı olduğunu söyledi. Kayserispor'un sahaya çıkan dizilişine bakarsanız, bundan önceki haftadan 3-4 tane değişik oyuncu, yani hücuma yönelik oyuncu sayısı daha az, savunmaya yönelik oyuncu sayısı daha fazla. Oyunu daha iyi kontrol edebilecek bir kadro yapısıyla çıktı sahaya. Erken de golü bulunca tabii ki zorlandık. Çünkü savunma anlayışı yüksek bir kadroya karşı oynayacaktık. Biraz 2'ye 1 denedik. Kenar ortalar denedik. Daha çabuk 2'ye 1'ler yapıp şut atmayı beceremedik ama. Bu ligde biliyorsunuz kazanamayacaksanız kaybetmeyeceksiniz.
Kayserispor'un genç kalecisi Gökhan Değirmenci, kaleci Ertuğrul'un yokluğunda Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı ve sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini topladı. Özellikle teknik direktör Prosineşki tarafından alkışlanan Gökhan, kurtardığı penaltıyla da kalesinde adeta devleşti. Maçın kahramanları arasında yer alan kaleci Gökhan Değirmenci, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Deplasman takımının ne yapması gerekiyor son da yaptık. Hocamızın dediği gibi son dakikalarda 2-1 galip girdik. Yani son dakikalarda yediğimiz bu gol yani bayağı kaç maçtır yani 4-5 maçta son dakikalarda gol yiyoruz. Bunun sebepleri vardır. Biz kendimize de suçluyoruz. Şansımız da yanımızda olmuyor ne yazık ki. Tabii ki kendi hatalarımız da var. Son dakikaları biraz düzeltebilirsek yani biz kendi takımımızın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ligde olduğumuz konumdaki duruşumuzu hiç hak etmediğimizi biliyoruz. Buradan çıkacağımızı biliyoruz. Buradan bir başlangıç yapmak istedik. Olmadı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. İnşallah orada bir galibiyet alarak, seri yaparak üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Süper Lig'in 11. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor'da hazırlıklar ve antrenmanlar çarşamba günü başlayacak. Antalyaspor deplasmanının ardından takımın kulüp tesislerine dönerek bir günlük izin kullandığını söyleyen Sarı Kırmızılar'ın basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Beşiktaş hazırlıklarına daha arzulu ve istekli başlayacağız dedi. Hafta sonu Kadir Has Stadında oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayan Ortaköylüoğlu, Antalya deplasmanında son dakikalarda gelen golle galibiyeti kaçırdık. Ancak kazandığımız bir puandan ziyade takımın yeniden kendine gelmesi ve takım ruhunu yeniden kazanması oldu. Moral kazandık ve tesislerimizde dinlenmeye çekildik. Beşiktaş hazırlıklarımıza çarşamba gününden itibaren kulüp tesislerimizde idmanlarımızla başlayacağız. Takımda moraller gayet yerinde. Bu puanı çıkış puanı olarak değerlendiriyoruz. Takımın özgüveni yeniden geldi ve şu an tek düşüncemiz Beşiktaş'la oynayacağımız karşılaşma açıklamasında bulundu. Taraftarlara seslenen Ortaköylüoğlu, Beşiktaş karşısında diri bir Kayserispor olacak. En büyük destekçimiz olan taraftarlarımızı da bu karşılaşmada yanımızda görmek istiyoruz diye konuştu. Sevgili izleyenler, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Elazığ Spor'a konuk olacak olan Kayseri Erciyesspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kasımpaşa karşısında iyi bir oyun sergiledikleri ancak skoru yakalayamadıklarını belirten Mavi Siyahların teknik direktörü Fuat Çapa, Elazığ deplasmanından puanlara dönüp çıkış yakalamak istiyoruz diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalar ise oynanan müsabakalarla tamamlandı ve Spor Toto 3. Lig'de 3. grup temsilcimiz Kayseri Çekerspor'da ise hafta sonu oynanacak olan Ersincan Refahiye Spor karşılaşmasının hazırlıkları galibiyet parolasıyla başladı. Kayseri Erciyesspor'da Cuma günü deplasmanda oynanacak Elazığ Spor karşılaşmasının hazırlıkları kulüp tesislerinde devam ediyor. Antrenman ve hazırlıkların maç saatine kadar süreceğini vurgulayan teknik direktör Fuat Çapa, Elazığ Spor'la oynayacağımız bu zorlu deplasman mücadelesinden puanlarla Kayseri'ye dönerek çıkış yakalamak istiyoruz dedi. Düz koşuyla başlayıp kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanı değerlendiren Çapa, oyuncularımın istek ve arzularından gayet memnunum. Hem yabancı hem de yerli oyuncular sergiledikleri oyunların karşılığını alamasalar da mücadeleleri bırakmıyorlar. Her maçta son dakikaya kadar ayakta kalıp skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmadan ellerinden geleni yapıyorlar. Bu disiplinle ilerleyen haftalarda puanlar almaya başlayıp sezon arasına daha uygun bir yerden girmeyi hedefliyoruz. Elazığ Spor karşılaşması da bu puan ve çıkış maçlarımızdan biri olacak. Kasımpaşa karşısında bazı mevkilerde yapılan hataları bu maçta tekrarlamak istemiyoruz. Son derece motive olmuş bir şekilde deplasmana gidip inşallah puanla da Kayseri'ye döneceğiz dedi. Süper Lig'de 10. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftayı Kasımpaşa'dan aldığı mağlubiyetle tamamlayan Kayseri Erciyesspor 6 puan ve averaj farkıyla son sıraya gerilerken Kayseri Spor'sa Antalya deplasmanından 1 puanla ayrılarak averaj farkıyla Erciyesspor'un üzerinde 17. sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de 10. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar ve oluşan puan durumuyla 11. haftanın müsabaka programı şöyle oluştu. Toplu sonuçlar: Galatasaray 2, Torku Konya Spor 1, Bursa Spor 2, Fenerbahçe 3, Kayseri Erciyesspor 0, Kasımpaşa 3, Trabzon Spor 4, Elazığ Spor 0, Çaykur Rizespor 0, Akhisar 0, Beşiktaş 0, Karabük Spor 0, Antalya Spor 2, Kayseri Spor 2, Gaziantep Spor 0, Sivas Spor 4, Gençler Birliği 2, Eskişehir Spor 0. Puan durumu:
Birinci sırada Fenerbahçe 25 puan. İkinci sırada Kasımpaşa 21 puan. Üçüncü sırada Sivasspor 19 puan. Dördüncü sırada Galatasaray 19 puan. Beşinci sırada Beşiktaş 18 puan. Altıncı sırada Trabzonspor 17 puan. Yedinci sırada Eskişehirspor 16 puan. Sekizinci sırada Akhisar Belediyesi 15 puan. Dokuzuncu sırada Çaykur Rizespor 15 puan. Onuncu sırada Antalyaspor 14 puan. Onbirinci sırada Bursaspor 14 puan. Onikinci sırada Gençlerbirliği 10 puan. Onüçüncü sırada Kardemir Karabükspor 10 puan. Onördüncü sırada Torku Konya 10 puan. 15. sırada Gaziantepspor 8 puan, 16. sırada Elazığspor 7 puan, 17. sırada Kayserispor 6 puan, 18. sırada Kayseri Erciyesspor 6 puan. 11. haftanın müsabakaları. 8 Kasım Cuma saat 20 Elazığspor Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor Akhisar. 9 Kasım Cumartesi saat 15.30 Kasımpaşa Gaziantepspor, saat 19 Kayserispor Beşiktaş, Sivasspor Bursaspor, saat 19.30 Kardemir Karabükspor Çaykur Rizespor. 10 Kasım Pazar saat 14 Torku Konyaspor Antalyaspor, saat 16.30 Gençlerbirliği Trabzonspor, saat 19 Fenerbahçe Galatasaray. Üçüncü lig temsilcimiz Kayseri Şekerspor'da 10 Kasım Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahada oynanacak Erzincan Refahiyespor karşılaşmasının hazırlıkları kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla başladı. İstanbulspor deplasmanı sonrası takımı hırs bürüdüğünü belirten Yeşil Beyazlıların teknik direktörü Alaaddin Demirözü, "Deplasmanda aldığımız sonuç takımı daha çok ateşledi ve bu hafta Refahiyespor karşısında 3 puan için sahada savaşan bir Şekerspor olacak" dedi. Takımda eksik bulunmadığına değinen Demirözü, "Rakip Erzincan Refahiyespor'la aramızda sadece 1 puan bulunmakta. Her iki takım için de son derece önemli bir karşılaşma olacak. Biz daha istekli ve daha arzuluyuz. Refahiyespor 14 puanla 9. sırada ve biz 13 puanla 11. sıradayız. Bu maçı aldığımız takdirde birkaç basamak daha üst sıralara sıçrayacağız. Bu bilinçle antrenman ve maç hazırlıklarımıza başladık. Futbolcularımda da galibiyetten başka bir konu yok. Elimizden geleni yapıp sezon arası hedefimize ulaşarak bu ligde ilerlemek istiyoruz. Taraftarımızda pazar günü oynayacağımız bu zorlu mücadeleye davet ediyoruz. Onların da destekleriyle sahadan 3 puanla ayrılıp galibiyet sevincini hep birlikte paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Ve sevgili izleyenler, KASKİ ile ilgili haberde sıra KASKİ diyorum ama hemen belirtelim ki bu sezon Türkiye Kadınlar Ligi'ne iyi başlayan ve 5'te 5 yaparak yoluna devam eden Kayseri KASKİ Spor'da Euroleague heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla Kayseri'ye seslenen KASKİ Sporlar, taraftarları da çarşamba günü oynanacak olan Slovakya temsilcisi Goda Angels ile maçına davet ettiler. Ve hemen belirtelim ki Kayseri KASKİ'de tek eksiğin basketbol severlerin desteği olduğunu belirten yöneticiler, "Bu karşılaşmada bizi yalnız bırakmayın" dediler. Herkesi maça bekliyoruz. Haydi maça. Kayseri maç again. Bekliyoruz. KASKİ Spor'da çarşamba günü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 19'da oynanacak Good Angels Kosika karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Ömer Yağmur, baş antrenör Ayhan Avcı, takım oyuncularından Bengü Arseven, Camilla Little, Latoya Sanders, Tanisha Wright ve Nuria Martinez katıldı. Basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Ömer Yağmur, "Takımımız yeni oluştu" diyerek şöyle konuştu. "İnşallah iyi bir seri yapalım. 5'te 5. sloganı tuttu. İnşallah bundan sonraki İzmir deplasmanı ve daha sonra İzmir deplasmanı maçları için de umutluyuz ama önümüzde Avrupa maçları başladı. Yarın yapacağımız maç bizim için önemli. Orada da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." Baş antrenör Ayhan Avcı ise grupta zorlu takımların kendilerini beklediğine değindi. Kosike ile oynanacak karşılaşma öncesi ise taraftara çağrıda bulunarak şu ifadelerde bulundu. "Öncelikle tabii çok zorlu bir süreçti bizim için. Ama bence bu zorlu süreci, en zor dönemi çok iyi atlattık diye düşünüyorum. 5'te 5 ligde, 3'te 3'te kupalı olmak üzere 8 galibiyet üst üste aldık. Tabii ki ilk başta hedefimiz Türkiye Ligi'nde ilk 4, ilk 5 sıra içinde kalabilmekte her sene olduğu gibi. Ama tabii şu anda geldiğimiz noktada şartlar belki de daha yukarıya bir hedef için bizi zorlayabilir. Kadro yapımızın darlığından şikayet ediyorduk ama her geçen gün özellikle genç oyuncularımızın, ki takımımız zaten tecrübeli bir arkadaşımız var, onun dışındaki oyuncularımızın hepsi yaşları küçük. Biz umduğumuzdan çok daha fazla verim aldık. Yabancı sporcularımızdan inanılmaz memnunum. Yani zaten çok tanıdığım ve almak istediğim oyuncular burada.
çok karakterli, çok doğru spor kültüründe çıktılar. Bu başarıda bence en büyük katkıyı onlar sağladı ve birlikleri çok iyi sağladılar. Çok iyi bir uyum içindeyiz. Özellikle yönetimle çok ciddi bir ahenk içindeyiz. Ekibimiz çok iyi, teknik ve idari ekibimiz. Geniş bir kadroyla bu sene çalışıyoruz. Yani şu an için çok huzurluyuz. Bence bu huzur da sahaya yansıyor. İyi gitti işler. Kaski sporlu oyuncu Bengü Arseven, Nuria Martinez, Latoya Sanders, Tanisha Wright ve Camilla Little başarıyı Avrupa'da da sürdürmek istediklerini belirttiler. İyi bir hazırlık döneminden sonra sezona başladık. Önce kupada 3-3 yaptık. Daha sonra ligde 5-5 yaparak hedeflediğimiz hedefe ulaştık. Şimdi Avrupa başlıyor. Çok yoğun bir tempodaydık. Sürekli hafta içi hafta sonu maç oynadık. Şimdi Avrupa'da koçum da dediği gibi iyi bir grubumuz var. Köşece takımı çok iyi bir takım. Ama biz de çok iyi bir takımız. Gerçekten takım içindeki ahenk çok iyi ve gün geçtikçe daha iyi hale geliyoruz. Birbirimize alışıyoruz. Oyun sistemine alışıyoruz. Ben yarınki maçta galip geleceğimizi düşünüyorum. Basın toplantısının ardından Kaski Spor'un yabancı oyuncuları öğrendikleri Türkçe sözlerle "Kayseri maça gel, haydi maça ve herkesi bekliyoruz" dediler. Herkesi maça bekliyoruz. Haydi maça. Kayseri maça gel. Bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, güncel haberler, spor haberler derken bir bülteni daha noktalıyoruz her zaman olduğu gibi ve son sözler diyoruz. İTV Haber Merkezi ile spor serisi tarafından ortaklaşa hazırlayıp sizlere aktarmış olduğumuz bir bülteni daha noktalamış oluyoruz. Yeni bir bültende buluşmak dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın.